İsviçre, Cenevre'den yükledim. Yardım tırı, Türkiye'ye geliyorum. Geneli tekstil, ayakkabı, mont, kazak, battaniye, bu tür şeyler var içinde. İsviçre, Cenevre'deki Türk vatandaşlar tarafından toplandı. Sadece Türk değil, oradaki yabancı arkadaşlarımız, dostlarımız da toplamış yardımları. Bir depoları var, biriktiriyorlar, ayırıyorlar bölüm bölüm. Yükleyip getirdik biz de. İstanbul, Gazi Osman Paşa'da AFAD'ın deposu var, yeni kurulmuş bir depo var. Oraya boşaltacağız, oradan da yardım bölgesine sevk edilecekmiş. Benim gözlemlediğim kadarıyla çok güzel bir şey var, yardımlaşma ve dayanışma var. Çok güzel bir şey var, topluluk var orada. Bayağı çok bir yardım var. Yani sadece bir tır değil. Orada benim gözlemlediğim bir 5-10 tırlık da yardım malzemesi vardı. Çok güzel bir dayanışma. Ben gururlandırdı gerçekten. Ben çok gururlandım orada. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yardımlar elimize ulaşıyor. 23.10 tarihi itibariyle toplamda 1585 tane araç Kapıkule ve İpsala gümrük kapılarımızdan giriş yaptı. Bunların bir kısmı gideceği yerler belli olduğu için deprem bölgelerine direkt gittiler. Deprem bölgelerine gidemeyenlerin 225 vagonunu biz gönderdik. Vagonlara yüklüyoruz. Buradan gelen yardım malzemelerinin hepsini. Bizim Türkiye genelinde 3 tane ana depomuz var. İşte Kayseri, Adana ve Gaziantep. Kayseri depolarımızı gönderiyoruz. 25 tane tırı da bölgelere gönderdik. Şu anda gelmeye devam ediyor. Bugün 5 tane araç geldi. Yani bize de haber veriyorlar. Yarın da muhtemelen 5-10 araç gelecek. İşte Bosna Hersek'ten geçen 54 tırlık bir konvoyumuz gelmişti. Onun haricinde Almanya'dan, Bulgaristan'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den, Fransa'dan her yerden yardımlar gelmeye devam ediyor. Kapıkule'den girdikten sonra Toprak Mahsulleri Ofisi'nin orada bizim ana depomuz var. Tırlar buraya geliyor. Burada indireceklerimizi depomuza tasnif ediyoruz. Daha sonra da devlet demir yollarında vagonlara tasnif ederek, yani her vagona hangi malzeme, atıyorum bir vagona bir battaniye koyuyoruz, diğer vagona gıda maddelerini, orada ayrıştırması zor olduğu için buradan onları ayrıştırarak gönderiyoruz. Trende Kayseri ve İskenderun'daki depolara gönderiyoruz. Oradan da bölgeden ne talep ederlerse ona göre yardımlar gidiyor. Vatandaşlar gerçekten çok duyarlı. Özellikle Avrupa'dan o kadar çok yardım malzemesi geliyor. Bizi arıyorlar, ihtiyaçlarımızı soruyorlar, bölgenin ihtiyacının ne olduğunu. O ihtiyaçlar kapsamında da göndermeye çalışıyorlar, gayret ediyorlar yani. Geçen akşam odun sobaları gelmişti. Odun sobalarının içine odunlarını koyarak göndermişler. Onlar için de jeneratör, çadır, diğer tüm malzemeler geliyor.